Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cyclops serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere hayatta böyle en çaresiz kaldığım durumlardan bahsedeceğim. Hepsini anlatmaya çalışacağım. Şu anda aklıma 3 tane geliyor ama onlardan başlayarak gidelim. İlki sene 2009 veya 2008 olması lazım arkadaşlar. Küçüğüz. Night oynuyorum. Zor zar böyle bir iki item dizebildiğim bir şey vardı. Karakterim vardı. Bir de yan hesabım vardı. Onda da pazar yapıyordum. Neyse oynuyorum oyunu. Çok zevkli bir oyun. Night eskiden inanılmaz bir oyundu arkadaşlar. Şu an o kadar popüler değil ama eskiden baya baya iyiydi. Hani oynayacağınız tek oyundu diyebiliriz o dönemler. Neyse bir gün abi Çara giriyorum. Sabah işte kalktım çara gireceğim. Çok erken kalkıyorum. Zaten genelde bilgisayarı da kapatmıyorduk. Bir tane de pazar çarım vardı. Giriyordum abi oyuna. E, çar sürekli DC oluyor. Hani giriyorum atıyor, giriyorum atıyor. Dedim bu işte bir sıkıntı var. Cık. Hemen e, şifreyi değiştirmeye çalışıyordum. O arada adam şifreyi değiştirmiş. Hesabımı çaldılar. Sonra bizde iki bilgisayar vardı. Bir abimde bir bende. İşte çalışarak almıştık. Diğer bilgisayardan hemen banka yani pazar hesabımızı şey yaptık abi. Hemen ondaki itemleri klandan bir arkadaşa verdim. Kendi klanımız vardı. Dedim bu sende dursun. Bir sıkıntı var işte çağır giriyor falan diye. O zamanlar samimi bir ortam oluyordu. Vent falan vardı. Ventrilo diye. Oradan konuşuyorduk böyle şey yapıyorduk işte. O oynarız aslında ama hani bir muhabbetimiz vardı. Buradan bir tane bana düşecek ama hangisi düşecek? Tamam düştü bir tane. Ölmeden kaçarsak dedim kaçamadık. İşte Vent'ten falan konuştuğumuz bir çocuktu klandan. İyi bir çocuktu. Ona verdim itemleri. Ondan sonra o çar da gitti. Onun da şifreyi değiştirmiş hesaplar gitti, item de kalmadı ama nasıl psikolojim bozuldu küçüğüm. Ağlıyorum, kafa yiyorum, saçlarımı yoluyorum. Yani psikolojim tamamen gitti. Çok çaresiz hissettim kendimi. Hiçbir şey yapamıyorum çünkü. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Hesap da çalındı, her şey gitti. İşte sonra dedim yok, oynamak istemiyordum. Dedim her şeyi satayım, bırakayım. Gittim, sattım abi her şeyi kurtardığım itemleri bıraktım. Sonra aradan bir süre geçti. Tekrar başladım. Hatta bana yine çok kayıp verdi. Hani bundan sonra hacklenmedim. Tabii ki hiçbir şekilde hesabım çalmadı. Çünkü Deep Freeze diye bir program vardı. Onu indiriyordum. Her res attığımda bilgisayar sıfırlanıyordu. Bayağı iyi bir şey. Böylece virüsten kurtulmuş oluyorduk. O şekilde oynamaya başladım sonra Night'ı. ondan sonra da hiçbir daha çalınma olay olmadı. Sadece şey hayatımda çok fazla şey aldı arkadaşlar. Oyun her zaman sizden bir şey alır. Size kolay kolay bir şey vermez. Bunu da asla unutmayın. Yani oyun oynadığınızda genelde bir şey kazanmazsınız. Kendi hayatınızdan bir şey kaybedersiniz. 4. Adamlar şunda pasifte var. Bunu kessek nasıl keseceğiz? O kaçıyor biz kovalıyoruz. Adamı görmüyorlar da. Yine buradan en mantıklısı Alley. Tamam onu aldık. Abi böyle bir şey yok ya. Gidemiyor ki çar. Çar gidemiyor gidemiyor. Öyle bir slow yedik ki. Nana ultime attı ne yaptı orada bilmiyorum. Çar gidemiyor. Neyse ikincisine geçelim arkadaşlar. İkincisi üniversite döneminde ikinci üniversiteye gittiğimde o ilkini bir bırakmıştım falan bir şey olmuştu. Sonradan bitirdim de. Hani ikinci gittiğim üniversitede Sağlıkla ilgili bir bölüm biliyorsunuz zaten. Okuyorum abi. İşte üniversitede birine aşık oldum böyle. O da benim o hocamdı biliyorsunuz zaten. Bu olayı da biliyorsunuz. Neyse. Ama hani hocam hocam olmasına da lan kedine var ya şu nanalardan nefret ediyorum. Öl. Hani bir uzmanlık yapıyordu o zaman. Hani şeyi bitirmiş. Diş hekimliğini bitirmiş. Üstüne uzmanlık yapıyor arkadaşlar. Ben de öğrenciydim o dönem. Neyse orada karşılaştık işte. Ee, çok zor ikna ettim. İnanılmaz zordu benim için var ya. İnanılmaz zordu ya. Hayatımın böyle en zor dönemlerinden biri diyelim diyebilirim. Çünkü çok uğraştım. Eşimi hani böyle evlenmek işte ilerisi için hani bana bir şans vermesi için bayağı uğraştım. Yani demediğim yalan, yapmadığım şey kalmadı bildiğiniz. Sıçtık attık yani. Bir ton uğraşmıştım. Emek istiyor abi. Yani bir bazı şeyler çok emek istiyor. O da öyle bir şeydi. Tamam sen öldün. İşte böyle tam hani bana bir şans verdi. Dedi tamam işte sana bir şans vereceğim falan dedi. Sadece atanmanı istiyorum falan dedi. Tamam dedik. Deli gibi abandık ders çalışıyoruz. Ulan çekemezsin ki. Şuradan şöyle şunu. Harley geldi. Oyy Harley'in canı bayağı indi. Oradan onu da alabilir miyiz? Hadi be. Neyse. Dediğim gibi bir şans verdi. Ben de abanıyordum derslere. Abi bak ben öğrenci olduğum için ben öğrenciyim. Hiçbir şeyim yok. Bomboş bir insanım arkadaşlar. Adam uzman doktor. Yani o en üstte ben en alttayım gibi düşünün. Hani o tavanda ben tabandayım. Borsa terimiyle anlatayım. Aramızda çok şey vardı ama bir şans vereceğini söyledi işte. Abandım ders çalışıyor. Çok da iyi bir insan zaten kendisi. Neyse ders çalışıyoruz. Abi sürekli bak kafayı yedim. Sürekli eşime yani böyle çünkü ailesi bilmiyor bizim ilişkimizi. Abi senin nanana da ben niye her video çektiğimde rakipte nana oluyor ya. Vallahi billahi ya. Oy. Öl bir tanesi ölsün. Hay senin nanana. çekme. Gözüktük ama o kaçtı. Sonra eşime sürekli yani talip çıkıyor. Abi bir şey de yapamıyorum. Hani ailesi bilmiyor ilişkimizi. E zaten bilse direkt hani eşime derler, ne yapıyorsun sen saçmalama gittin işte öğrenci çocuk buldun ona mı evleneceğim falan diye. Olmaz zaten. Hani o zaman Şartlar uygun değildi. Ulan sürekli geliyor işte birisi şey geliyor. Savcı talip oluyor işime. Ondan sonra biri geliyor mimar. Sürekli böyle şey hani istemeye gidiyorlar. Ama kafayı yiyorum. Yani eve gideceğim ders çalışacağım. Eve dediğim apart. Gidip ders çalışacağım çalışamıyorum. Çünkü nasıl bir stres yapıyorum hani. Yani çünkü sevdiğim insana Sürekli birileri talip oluyor abi. Şu pöz çıkmadı mı? Kedi var orada. Kafa yememe geldi diye. Şu kedisine de. Neyse. Onu alırız be. Hadi girelim gel. Şöyle iyi estes. Estes en azından destekledi. Nana geldi. Franco var. Gerek yok. Sonra işte Eve gidiyorum böyle ders çalışırken kafa yiyorum hiçbir şey anlamıyorum. Bir de hiç hayatımda doğru düzgün ders çalışmamışım. Temel yok bir şey yok. Yani anlatamam arkadaşlar nasıl stres nasıl stres. Ama bir şekilde Allah'a şükür hepsini atlattık. Ya azmedince bırakmayacaksın abi. Aynı kitabı belki 30 kere okudum ama 30. okuduğumda hepsini yani anlıyordum. Yani hepsi tamamdı. Kafamda vardı zaten. Sadece ben kendim garanti almak için okuyordum. Bazı şeyler zamanla olacak şeyler. O yüzden biz de çok zaman ve emek harcadık bazı şeylere. Bunların da kıymetini bilmemiz lazım. Lan kedi bak hiç adam yok. Kedisi var. Görüyorsunuz değil mi? Öl be, öl be. Ana ne güzel kestik be. Şöyle iyi tamam güzel. kedimi. mi? Şunu yese o tamam o oradan çıkamaz daha da. Gelirse şunu da yer muhtemelen. Onu kesebilir miyiz? Tamam o da öldü. Kaç tamam. Evet üçüncüsüne geçelim arkadaşlar. Üçüncüsü. Bak bu ya bu çok Hani normalde maddi şeylere Takılmam ama bu çok farklı bir psikoloji Arkadaşlar Bu borsa ile ilgili yine geldi bir yerden Biliyorsunuz bir Merkez Bankası'nın şeyini görevden almışlardı Başkanını Endeks Yani borsanın Borsa İstanbul 3 gün taban yedi 3 gün taban yedi Ve ben full kağıttayım arkadaşlar İkinci gün birinden çıktım Biraz böyle az bir şey 50k'lık falan ama yine de deli zarardayım. Bildiğiniz gibi değil. Gitti yani. O ara 35-40 bin zarar ettim ama o zamanki hani portföyüme göre bu yüksek bir meblağ. Neyse canım inanılmaz sıkıldı. Gece uyuyamıyorum. Yarın da taban yiyeceğiz mi? Yemeyeceğiz mi? Sürekli onu düşünüyorum. Lan Clint Sürekli yarın ne olacak? Yine mi taban yiyeceğiz? Döner mi dönmez mi? İkinci günün akşamı abi bir şey oldu. Bir telefon geldi bana. Alo işte e, kim arıyor kim arıyorsunuz falan diye. Baktım bankadan arıyorlar. Neyse kredi çekmek ister misiniz falan diyor. Yok dedim istemiyorum işte. Şey yapıyorum. Ama anlatıyor hani işte şöyle böyle. Oğlum kendi kendine ölür mü insan geliyorsun gideceğin yere. İşte kredi çekmek ister misiniz? Şöyle böyle falan. Şöyle böyle imkanlarımız var. Sayıyor böyle. İlgimi de çekmiyordu. Düşünmüyordum açıkçası o dönemler. Sonra işte bu e, anlattı, anlattı. En sonunda dedi ki şey dedi. Eğer dedi hani istemezseniz dedi iade edebilirsiniz dedi. Nasıl yani dedim? 15 gün içinde iade etme şeyiniz var dedi. Hakkınız var dedi. Sadece dosya masrafını ödüyorsunuz dedi. Öyle deyince tekrar sordum. Hani böyle mi dedi diye teyit ettim. Adam evet. Hani öyle bir şey varmış. Benim kafa bulandı. Dedim ben kredi çekeyim. Bu endeks zaten tepki verir. Ya bugün ya yarın dedim. Sabah hemen çekebilir miyim dedim. Çekebilirsiniz dedi. Ne kadar çıkıyor abi? 60k kredi çıktı. Gittim hemen 60K'yı sabah her şeyi hazırladım. Saat 9'da krediyi çekmek için bekliyorum kapıda. Girdim abi içeri. Dedim benim hani 9.45'e kadar çekmem lazım. Sabah endeks yine taban açtı, taban. Bütün kağıtlar tavan da. Dedim bugün %100 dönecek. 60K'yı tek bir kağıda gömdüm. Öğlen oldu tavan oldu kağıt. %20 marjı arkadaşlar direkt 12.000 cebe koydum evvelsi günde yüzde 34 yaptı yüzde dörtten vedalaştım 15.000 karla kredi hemen iade ettim cebe 15 kyı koydum abi zararımın bir kısmı çıktı tertemiz rahatladım abi ben de rahatladım e, bayağı iyi oldu Hani e, orada eğer o zararı döndürmeseydim, şu an bu seviyede olmam mümkün değildi Tamam ben düşük bir meblağıyla başladım borsaya ama Arada böyle kredi çekip geri iade ettiklerim oluyor. Hani fırsat gördüğümde oluyor. Geçen yine gittim de bankayla anlaşamadık. Vermedi. O yüzden şey yapmadım. Böyle arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Oğlum Saver ne biçim vurmuş lan? Ee, gerçi sonda çok saldırmadık böyle. Ultisiyle vurmuştur o hasarı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.